Allah mekanı cennet etsin, adın cennet kapısına yazılsın kardeşim. 6 yıldır hasretini çekiyoruz. Seni bizden ayıranlar Allah kahretsin. Seni sevenlerinden ayıran Allah kahretsin. Halen FETÖ'yü destekleyenler kahrolsun. Bu ülkeye düşmanlık yapanlar, bütün terör örgütleri kahrolsun kardeşim.15 Temmuz'un 6. yıl dönümüdür. 15 Temmuz'u yapanlar FETÖ, FETÖ'cüler, vatan hainlerini buradan kardeşimin kabrinin başında naletliyorum. Allah'ın naleti onların üzerine olsun. Kardeşimin 15 Temmuz'da Gölbaşı Özel Hareket'teydi. FETÖ'cüler teröristlere atmadığı bombayı Gölbaşı'ndaki Özel Hareket'e attılar. Allah onları kahri perişan etsin. Kardeşim orada 52 kahraman özel hareket polisiyle beraber şehit oldu. 15 Temmuz'da kardeşimi telefonla aradım, ulaşamadım. Gece saat 11-12 aradım, sürekli ulaşamadım. 11'de Erdiş'e kaymakamlık önünde derbeye karşı sabahladık. Ondan sonra kardeşim 3 gün geçti, aradık, bir türlü ulaşamıyoruz. Hanımını aradım, hanımı dedi, abi biz de ulaşamıyoruz. 3 gün sonra kardeşimin hastanede olacağını söylediler. Erciş'ten Ankara'ya gittik. Hastaneyi aradık, araştırdık. Kardeşimi tabii ki o hainlerin attığı bombayla canlı canlı kardeşim gibi şehitleri hepsi yakmıştılar. Bu acıyı ancak yaşayan bilir. İnşallah bir daha vatanımız böyle bir acı, böyle bir kardeşlik, böyle bir hainlik yaşamaz. Cezaevinde yatan hainler boş yere yatmamışlar. Türkiye Cumhuriyeti adaletin onlara verdiği ceza, idam cezasını isterdik ama verdiği cezaya göre yatıyorlar. Bu ülkeyi ayakta tutan, bu ülkeyi ileri seviyeye getiren Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Dış güçler bunu gördüler ve müdahale yapmak istediler. Türkiye güçlenmesin, Türkiye büyümesin. Onun için bu hainliği yaptılar. Allah'ın izniyle ülkemiz daha ileriye, daha güzel yerlere gelecektir. İnanıyorum, inancım tam. Kardeşimin her zaman kabrine gelip kabrini suluyoruz, konuşuyoruz kardeşimizle. Öyle bir hasretimizi gidermek için devlet büyüklerimizden gelip ziyaret ediyorlar, sağ olsunlar. Onların devamlı ilgi alakasını bekliyoruz. Bu vatan için şehit olanlara ne yapılsa azdır. Kardeşimin annesini FETÖ'nün daha önce yapmış olduğu okul var. Okuluna ismini verildiği yer çok anlamlı. Kardeşim adına hanımı ve oğlu tarafından çeşme yapıldı. Millet su götürüyor, dua ediyor kardeşimin anısına. Biz her zaman için kardeşimizle gurur diyoruz. Anısını
canlandırmaya devam edeceğiz. Ne mutlu Türk'üm diyene, bu bayrak altında yaşayana.